Selam arkadaşlar, ben fizikçi Mustafa Hoca. Basit makineler konusunun ikinci videosuyla karşınızdayız. Hemen konumuza geçiş yapalım. Bu bölümde makaralar konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle sabit makara ile başlıyoruz. Merkezinden geçen sabit bir eksen etrafında dönebilen makara sistemleridir. Sabit makaralarda kuvvetten veya yoldan kazanç yoktur. Sadece kuvvetin yönünü değiştirebilirler. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Sabit bir noktamız burada bakın. Sabit bir nokta etrafında dönebilen makaralardır. Bunlar aşağıya veya yukarıya hareket etmezler sevgili gençler. Sadece olduğu yerde dönme hareketi yaparlar. Bu makaralarda yani sabit makaralarda kuvvetten veya yoldan herhangi bir kazanç olmaz arkadaşlar. Bakın biz burada F kuvvetini uyguladığımız zaman bu ipteki gerilme F kadar oluyor. Aynı ipte aynı gerilme olur. Daha önce söylemiştik. Bakın burada da F olacak. Bu ip devam ediyor arkadaşlar. Makaranın etrafını dönüyor. Bakın döndü. Yine gerilme kuvvetimizin değeri F kadar. Aşağıya indik F kadar. Şimdi burada da yükün ağırlığı aşağıya doğru P. Sistem dengede ise eğer ne olmak zorunda? Bu ipteki gerilmenin F'in arkadaşlar P'ye eşit olması gerekiyor. Bu durumda biz ne diyoruz? Kuvvetin değeri direkt yükün değerine eşittir diyoruz. Yani F eşittir P şeklinde yazıyoruz. Çünkü burada F var bakın. F devam ediyor ve sonrasında nereye kadar geliyor? P yükünün ağırlığını dengeleyene kadar devam ediyor. Şimdi burada önemli bir nokta var. Bakın burası önemli. Kuvvet H kadar aşağıya çekilirse P yükü H kadar yukarı çıkar. Siz kuvveti H kadar aşağıya çektiğiniz zaman buradaki yükümüz de arkadaşlar H kadar yukarıya çıkmış olur. Yani siz kuvveti ne kadar çekiyorsanız yük de o kadar hareket eder demektir. Bunun anlamı neden? Çünkü makara olduğu yerde sadece dönme hareketi yapmış oluyor. Bundan dolayı da kuvveti ne kadar çekerseniz yük de o kadar yükselmiş oluyor. Şimdi eğer sistemde makara ağırlığı varsa arkadaşlar. Şimdi burada biz ne dedik? Buradan aşağıya doğru P var dedik. Bunun değeri ipin gerilmesinin buradaki değeri P dedik. Devam ettiğimiz zaman arkadaşlar buradaki gerilmemiz de P yani F eşittir P oldu. Şimdi bu tarafta P var gördüğünüz gibi. Bu tarafta P var arkadaşlar. Ortada bir de makara ağırlığı var. 1, 2, 3. 3 tane kuvvet aşağıya doğru. Bunları dengeleyen ip gerilmesi de yukarıya doğru. Sistem dengede ise aşağıya bakan kuvvetlerin toplamı yukarıya bakan kuvvetlerin toplamına eşit olması gerekiyor. Bu durumda T eşittir P artı F artı G kare. Şimdi burada P'yi küçük yazmış ama biz şöyle büyük yazmamız gerekiyor. Yani bu durumda ip gerilmesinin değeri 2P artı G kare şeklinde olacak arkadaşlar. Neden? P burada var. P burada var. Bir de aşağıya doğru makara ağırlığı var. Bu durumda ipteki gerilmenin değeri 2P artı G kare şeklinde olacak. Bir de burada önemli bir noktamız da arkadaşlar. Bakın bu birinci şekle baktığınız zaman kuvvet nasıl gelmiş? Kuvvet buradan gelmiş. Bu şekilde aşağı inmiş. Burada ise kuvvetimiz ne yapmış? Düz bir şekilde gitmiş. Burada da kuvvet gelmiş ve açılı bir şekilde gitmiş, değil mi? Bunların nasıl gittiğinin herhangi bir önemi yok arkadaşlar. Neden? Çünkü burada aşağıya doğru P ağırlığımız var. Bakın burada P gerilmesi devam ediyor. Bu gerilme P devam ediyor. P ve buraya vardığımız zaman F eşittir P oluyor. Yani bir ipte sadece bir gerilme olduğu için aynı şey burada da geçerli. Burada aşağıya doğru P'yi yazdık. Bu ipteki gerilme P. Burası P. Burası P. Bakın devam ediyor. P şeklinde devam etti. Yine ne oldu? F eşittir P kadar oldu. Burada da aşağıya doğru P ağırlığımız var. Yine bu ipteki gerilme P, bu ipteki gerilme P devam etti arkadaşlar geldi. Bu ipteki gerilme de P olduğu için F eşittir P kadar oldu. Yani makaranın üstünden dolanan iplerde kuvvetin aşağıya doğru, yana doğru veya açılı bir şekilde gelmiş olmasının herhangi bir önemi yoktur. Hepsinde F eşittir P şeklinde yazabilirsiniz. Bakalım burada ne demiş? F kuvvetinin büyüklüğü yükselme miktarını etkilemez. Burada da şunu demek istiyor arkadaşlar. Şimdi diyelim ki şunu bir silelim hızlıca.
Şimdi sevgili gençler, burada bu kuvvetin büyüklüğünün değeri, yani diyelim ki bu kuvvetin değeri P değil de 2P olsaydı eğer, bu durumda siz bunu H kadar aşağıya çektiğiniz zaman bu P yükü yine H kadar yukarıya çıkacaktı. Buradaki uygulamış olduğunuz kuvvetin büyüklüğünün yükün yükselmesinde herhangi bir etkisi yoktur sevgili gençler. Bunu unutmuyorsunuz. Önemli olan bu kuvveti buradan ne kadar miktarda çekmiş olduğunuz. Çünkü burada ne kadar miktarda çekerseniz yükümüz de o kadar yukarıya çıkmış olacaktır. Not demişiz. Bakalım hemen. F kuvveti H kadar çekildiğinde makaranın çevresinden dolanan ip miktarı H kadar olur. Bunu zaten söylemiştik. Ne demiştik? Bakın biz bunu H kadar aşağıya çektiğimiz zaman yükümüz de H kadar yukarıya çıkar demiştik. Ama bu tarz sorularda bazen bize buradaki makaranın tur sayısını ya da dönme sayısını sorabilir. O zaman ne yapacağız? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bu makarayı çeviren bu çevresinden geçen iptir değil mi? Bu makaranın çevresinden geçen ip bu H kadar çektiyse kuvveti bu makaranın çevresinden de H kadar ip ne yapmıştır? Makarayı çevirmiştir diyoruz. Bu durumda makaranın tur sayısını bulurken bu çekmiş olduğumuz miktarı yani makaranın çevresinden geçen dolanan ipin ya da çekme miktarımızı arkadaşlar biz makaranın çevresine böleceğiz. Burada makaranın yarı çapını R olarak verdiği için bu durumda N eşittir H bölü 2 pi R yazacağız. Biliyorsunuz makarayı bir çember gibi düşünüyoruz. Çemberin çevresini 2 pi R'den buluyorduk. Ondan dolayı makaranın çevresinden geçen ip H kadar. Çemberin yani bu makaranın çevresi 2 pi R kadar. O zaman makaranın tur sayısını bulurken arkadaşlar H bölü 2 pi R yazabiliriz. Devam edelim. Bir notumuz daha var. Bakın yükümüz burada ne yapmış? Gelmiş. Kuvvetimiz arkadaşlar bu şekilde açılı bir şekilde gelmiş. Öncelikle biz bu kuvveti bileşenlerine ayırıyoruz. Bir tane sağa doğru bir bileşenimiz var. Şunu bir silelim. Daha güzel çizelim. Sağa doğru bir bileşenimiz var. Bir de aşağıya doğru bileşenimiz var. Sağa doğru olan bileşenimize baktığımız zaman bu F ise arkadaşlar bu bakın açı burada. Açının değdiği kısmı bulmaya çalıştığımız için kosinüsle çarpacağız. F çarpı kosinüs alfa yazıyorum. Açının değmediği kısım olan burayı bulmak için de F çarpı sinüs alfayı yazıyorum sevgili gençler. Şimdi burada dengeden hatırlayın. Bir sistem dengedeyse yukarıya bakan kuvvetlerin toplamı aşağıya bakan kuvvetlere, sağa doğru bakan kuvvetlerin toplamı da sola doğru bakan kuvvetlerin toplamına eşit oluyordu. Bu durumda aşağıya bakan kuvvetlere bakarsak F çarpı sinüs alfa bir de P var arkadaşlar. O zaman T1'e eşit olması gerekir. Bu durumda T1 eşittir. P artı F çarpı sinüs alfa. Burada zaten siz P'nin F'e eşit olduğunu biliyorsunuz değil mi sevgili gençler? O zaman T1 eşittir. P artı P çarpı sinüs alfa şeklinde yazabilirsiniz. Bir ikincisi de arkadaşlar burada sağa bakan kuvvetimiz var. F çarpı kosinüs alfa. Bu da sola bakan kuvvet yani T2'ye eşit olmak zorunda. Bu durumda T2 eşittir. F çarpı kosinüs alfa yazabiliriz. Yine F eşittir P olduğu için T2 değerini yazarken burada P çarpı kosinüs alfayı yazabilirsiniz sevgili gençler. Bu tarz sorularda lütfen kuvveti bileşenlerine ayırmayı unutmayın arkadaşlar. Peki bir tane örnek vermiş. Hemen bakalım. Ağırlığı P olan cisim ağırlığı 10 Newton olan makara sisteminde F kuvvetiyle dengelenmiştir. Buna göre T1 ve T2 ip gerilmesi kaçtır demiş bize. Şimdi baktığımız zaman ağırlığı P olan cisim bir de ağırlığı 10 Newton olan makara sisteminde F kuvvetiyle dengelenmiş demiş. Şimdi bizim cismi ağırlığı makaramızın ağırlığı ne kadarmış? Şuradan indirelim. 10 Newton'muş arkadaşlar. Şimdi tabi burada ağırlığı P vermiş. Burada aslında bir ağırlık değerini vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Bu ağırlık değerini biz 50 Newton verelim. Ve işlemimizi buna göre yapalım. Çünkü ağırlığı P verdiğimiz zaman bu durumda değerleri bulamayız arkadaşlar. Ondan dolayı burada ağırlığı 50 Newton olsun. Ağırlığı 50 Newton olan cisim ağırlığı 10 Newton olan makara sisteminde F kuvvetiyle dengelenmiştir. Aşağıya doğru biz ne yaptık? 10 Newton'u gösterdik. P'nin değeri de neydi? 50 Newton'du.
Burası da 50 Newton'dur. İpin burası da 50 Newton. Bakın makara çevresinden dolandı. Burada arkadaşlar F'in değeri de ne olacak? 50 Newton yapacak sevgili gençler. O zaman ne yapacağız? Biz burada F'i bileşenlerine ayıracağız. Bir tane böyle bileşeni var. Buna Fx yazdım. Bir tane aşağıya doğru bileşeni var. Buna da Fy yazdım. Önce Fx'i buluyorum. Fx'i bulmak için bakın burada F var. Burada açımız var. Açının değdiği kısmı bulacağım için 50 çarpı kosinüs 53 yazıyorum. Şimdi şuraya yazalım. Kos 53 eşittir 0,6. Sin 53 eşittir 0,8. Bunlar bir kenarda kalsın. Kos 53 0,6 dedik. 0,6 ile çarptığımız zaman Fx'in değeri ne yaptı? 30 Newton yaptı. Burası 30 Newton arkadaşlar. Şimdi devamında Fy'yi bulalım. Fy eşittir diyorum. F çarpı, bakın açının değmediği bileşenini bulduğum için sinüste çarpıyorum. Sinüs 53 yazıyorum. F'in değeri 50 idi. Sin 53'ün değeri 0,8. Bu da ne yaptı? 40 Newton yaptı. Bu durumda Fy'nin değeri de 40 Newton oldu. Şimdi arkadaşlar öncelikle T1'i yazmak istersek ne yazacağız? Aşağıya doğru yükümüz var 50 Newton. Sonra makara ağırlığı var 10 Newton. Bir de ne var? Fy bileşenimiz var 40 Newton. Toplamda ne yaptı? T1'in değeri 100 Newton yaptı. Aşağıya doğru 100 Newton varsa yukarıya doğru da 100 Newton olacak. Sonra T2'yi bulmak istersek bakın T2'nin karşısında dengeleyen kim arkadaşlar? Fx bunun değerine 30 Newton. Bu durumda da T2'nin değerini 30 Newton olarak buluruz sevgili gençler. Tek yapmanız gereken buradaki F'i bileşenlerine ayırmak ve ona göre işleme devam etmek. Peki devam edelim. F kuvveti H kadar aşağıya doğru çekildiğinde makara 4 tur atıyor. H değeri kaç pi r olur demiş bize. Şimdi biz ne demiştik arkadaşlar? F kuvvetini H kadar aşağıya çekiyorsak bu makaranın çevresinden geçen toplam ipin değeri de ne kadardır? H kadardır. Bu durumda biz ne yapıyorduk tur sayısını bulurken? Hatırlayın. N eşittir. Makaranın çevresinden geçen ipin uzunluğu bölü makaranın çevresi yapıyorduk. Biz bunun değerini bulmuşuz. Kaç demiş bize? 4 tur atıyor demiş. O zaman 4 eşittir. H bölü 2 pi r yaparsak buradan da işler dışlar yaptığınız zaman H'in değeri ne yapar? 8 pi r yapar arkadaşlar. Demek ki biz yükü kuvveti 8 pi r ne yapmışız? Aşağıya doğru indirmişiz. Kuvvet de 8 pi r yukarıya çıkmış ve makaranın çevresinden toplam 8 pi r kadar ip geçişi olmuş sevgili gençler. Gelelim hareketli makaraya. Çevresine sarılı ip ile dönerek yük ile birlikte hareket edebilen makaralardır. Yani burada dikkat ederseniz siz burada F'i yukarıya doğru çekerseniz arkadaşlar hem yük yukarıya doğru çıkacak hem makara yukarıya doğru çıkacak ve bu sırada makarada ne yapacak? Dönme hareketi yapacak arkadaşlar. Şu şekilde bir dönme hareketi yapacak. Yani makara hem dönecek hem de sevgili gençler yukarıya doğru hareket edecek. Bundan dolayı da biz buna ne diyoruz? Hareketli makara diyoruz. Hareketli makaralarda baktığımız zaman şimdi burada yükümüz var. Aşağıya doğru ne var elimizde? P var değil mi? Burası da P kadar olacak. Burası F ise aynı ipte aynı gerilim olursa karşı tarafta F olacak. Yukarıya doğru F burada var. F burada var. Yukarıya doğru 2F var. Aşağıya doğru P var. O zaman ne olacak? 2F eşittir P olacak. Buradan da F eşittir P bölü 2 olacak. Yani şunun değeri arkadaşlar F olacak. F eşittir P bölü 2 yazabiliriz sevgili gençler. Şimdi devam edersek burada ne demiş bize? Kuvvet H kadar yukarıya çekilirse şurayı bir silelim arkadaşlar. Daha net görmek için. Şimdi burada önemli bir noktamız var. Şunu 2F diye yazalım. Önemli bir noktamız var. Bakın kuvveti biz H kadar yukarıya çektiğimiz zaman bu H'ın arkadaşlar yarısı bu makarayı döndürmek için yarısı da yükü yukarıya çıkarmak için harcandığı için yükümüzün yükselme miktarının değeri H bölü 2 olacak.
Buna çok dikkat ediyoruz. Önemli. Tekrar ediyorum. Biz eğer kuvveti H kadar yukarıya çekersek, bu H'ın arkadaşlar yarısı makaranın dönmesi için, yarısı da yükün yükselmesine harcandığı için yük H bölü 2 kadar yukarıya çıkacaktır. Kuvvet H kadar çekilirse makara çevresinden geçen ip H bölü 2 olur. Bu durumda makaranın tur sayısı bulunurken H bölü 2 bölü makaranın çevresi olur. Makaranın yarıçapına R dersek çevresi 2 pi R'ye kadar olur. Bu önemli gençler. Neden? Çünkü yarısı makaranın dönmesine, yarısı yükün yükselmesi için harcanıyordu. Burada da o zaman makarayı döndürmek için biz ne kadar ip kullandık? H bölü 2 ip kullandık. Makaranın çevresinden H bölü 2 ip dolandıysa bunu biz makaranın çevresine bölersek makaranın tur sayısını bulmuş oluruz gençler. Peki makara ağırlığı olursa ne olur? Ona bakalım. Şimdi burasına F dedik. Aynı ipte aynı gerilme olur dedik. Karşı tarafta F olur dedik. Aşağıya doğru P yükümüz var. Bir de makara ağırlığı var. Bu durumda F artı F eşittir yukarıya bakanlar. Şimdi aşağı bakanları yazıyoruz. Yani 2F eşittir yük artı makaranın ağırlığı şeklinde denklemi kurabiliriz. Kuvvet H kadar yukarıya çekilirse P yükü H bölü 2 kadar yukarıya çıkar. Bakın bir geri gitmek istiyorum. Burada arkadaşlar makara ağırlığı olmadığı zaman siz H kadar çektiğiniz zaman ne yapıyordu? Yük H bölü 2 kadar yukarıya çıkıyordu. Aynı şekilde makara ağırlığı olduğu zaman da aynı şey geçerlidir. Siz kuvveti H kadar yukarıya çekersiniz. Yükümüz H bölü 2 kadar yükselmiş olur. Yani makara ağırlığı olsa da olmasa da yükselme miktarları aynı şekilde oluyor arkadaşlar. Peki bir tane örneğimiz var. Şekildeki sistem F kuvvetiyle dengededir. Makara ağırlıksız ise F kuvveti kaç Newton'dur? Şimdi burası F dedik. Bakın karşı tarafta F olacak. Aynı ipte aynı gerilme olacak. Burada 40 Newton aşağıya doğru varsa buradaki gerilmemizin değeri 40 Newton olacak. Yani F artı F'in değeri eğer 40 Newton'sa 2F eşittir 40 Newton olursa F'in değeri ne yapacak? 20 Newton olacak. Niye? Çünkü bu yük iki kola ayrılmış. Bu iki koldan bir tanesine 20 Newton düşerken diğerine de 20 Newton düşmüş olacak. İkincisinde aynı soruda farkı ne? Makara ağırlığı 10 Newton ise. Şimdi ekstra makara ağırlığı var. Bir kere 40 Newton yükümüzün ağırlığı var burada. 10 Newton şuraya 40 Newton'u yazdık. 10 Newton'da bizim makaramız var. Toplam aşağıya ne kadar var? 50 Newton var değil mi? Burası F ise, burası F ise buradan da 2F eşittir 50 Newton. Buradan da F'in değeri şimdi ne yapacak? 25 Newton olacak. Neden? Az önce söyledik. Toplam aşağıya doğru 50 Newton var ya arkadaşlar. Bu 50'nin 25'i bu kola gidecek. 25'i diğer kola gidecek. Böylece ne yapacaklar? 25 Newton'u bu taraf, 25 Newton'u bu taraf taşımış olacak. Peki makara ağırlıksız ise F kuvvetinin bağlı olduğu ip 12 metre çekildiğinde 40 Newton'luk yük kaç metre yükselir demiş. Bakın buraya F demiştik. Aynı ipte aynı gerilme olur dedik. Karşı tarafta F olduğu için ne var? Toplam 2F var değil mi? Yani bizim burada yükümüzü dengeleyen nedir? 2F'tir. Bakın 2F eşittir yük yazabilirim ben değil mi arkadaşlar? Bu ne demektir? Aradaki orana baktığımız zaman biz 2'ye 1 oran var değil mi? Yani ben bu F'le H kadar çekersem yüküm H bölü 2 kadar yükselir demektir. O zaman ben 12 metre çektiğim zaman yüküm de ne yapacaktır? 6 metre yukarıya çıkacaktır arkadaşlar. Devamında ne demiş diğer soruda? Makara ağırlığı 10 Newton'sa F kuvvetinin bağlı olduğu ip 12 metre çekildiğinde yük ne kadar yükselir? Sistem aynı arkadaşlar. Sonuçta burada 10 Newton ekstra da olsa sonuçta ben bu F kuvvetiyle 12 metre yukarıya çektiğim zaman ne yapacak? Yarısı dönmeye harcanacak, yarısı yükselmeye harcanacak. Bu durumda yine benim yükümün yükselme miktarı 6 metre olacak. Yani makara ağırlığı olmasa da olsa da benim yüküm ne kadar yükselmiş olacak?
6 metre yükselmiş olacak. Bir diğer örneğimiz, şekildeki hareketli makara sisteminde F kuvvetinin bağlı olduğu ip 12 pi r yukarıya çekildiğinde, bakın burayı ben 12 pi r yukarıya çektiğim zaman bu 12 pi r'nin yarısı dönmeye harcanacak. Yarısı da, yani dönme derken makarayı döndürecek. Yarısı da ne yapacak? Yükü yukarıya çıkacak. O çıkaracak. Bu durumda yükümüz ne kadar yükselmiş olacak? 6 pi r'ye kadar yükselmiş olacak. Neden? 12 pi r 2'ye böldük. 6 pi r yaptı. Yükümüz ne yapacak o zaman? 6 pi r yükselmiş olacak. Makaranın tur sayısını sormuş. Şimdi biz 12 pi r çektiğimiz zaman bunun yarısı dönmeye, yarısı yükselmeye harcanıyordu, değil mi? Yarısı 6 pi r yaptı. O zaman bu makara çevresinden ip ne kadar dolandı? 6 pi r'ye kadar dolandı. Bu durumda n eşittir diyorum. 6 pi r bölü makara çevresi, yarıçapı r olduğuna göre 2 pi r yazıyorum. Sadeleştirme yaptığım zaman da burada ne yaptı? 3 tur atmış oldu arkadaşlar. Bir notumuz daha var. Biz az önce ne yaptık? Kuvvetin, şurada tekrar çizelim onu. Şöyle burada bir tane yükümüz vardı sabit makarayı anlatırken. Kuvvet böyle gelmişti, böyle gelmişti, böyle gelmişti. Burada arkadaşlar herhangi bir değişik yük yoktu. Bu F'ti, bu F'ti, bu da F'ti. F eşittir P oluyordu. Ama burada baktığımız zaman durum biraz daha değişecek. Nasıl değişecek? Şimdi bu F ise ipi devam ettirdiğim zaman ben, bakın ipin burası da ne olacak? F olacak. Zaten buraya yazmışız. Şimdi burada kuvveti bileşenlerine ayırdığımız zaman bir bileşen yukarıya doğru, bir bileşen de yana doğru olacak. Bakın açının değdiği kısmı şu anda bulduğum için burası F çarpı kosinüs alfa olacak. Açının değmediği kısmı olan burayı bulduğum için burada ne yapacak? F çarpı sinüs alfa olacak. Biz neyi biliyoruz arkadaşlar denge sisteminde? Az önce söyledik yine. Yukarı bakan kuvvetlerin toplamı aşağıya bakan kuvvetlerin toplamına eşit olacak. Sağa doğru bakan kuvvetlerin toplamı da sola doğru bakan kuvvetlerin toplamına eşit olacak. Bu durumda bakın sağa doğru F çarpı kosinüs alfa bileşeni var. Bu tarafta da T var. Bu durumda T eşittir F çarpı kosinüs alfa. Bunu yazdık. Bir de yukarıya bakanlar F var. F çarpı sinüs alfa var. Bunların toplamı da bize yükü verecek. Yani F artı F çarpı sinüs alfa eşittir P. Eğer burada makara ağırlığı da olmuş olsaydı o zaman F artı F çarpı sinüs alfa eşittir yük artı makara ağırlığı şeklinde denklemi yazardık sevgili arkadaşlar. Hemen buna benzer bir örneğimiz var. Çözelim bunu da. Şekildeki ağırlığı 20 N olan makara F kuvvetiyle 100 N'luk yük dengededir. Tamam. Makara ağırlığımız var. Ne kadar makara ağırlığımız? Aşağıya doğru 20. Yükümüzün değeri 100. O zaman buranın değeri nedir? 100 N. Yani bu durumda aşağıya toplam ne kadar etki var? 120 N'luk bir etki var. Şimdi biz F kuvvetinin bileşenini ayırırsak bir tane böyle bileşenimiz var. Buna Fx yazdım. Bir tane yukarıya doğru bileşenim var. Buna da Fy yazdım. Fx'i bulurken açının değdiği kısmı bulduğum için F çarpı kosinüs 37 yazıyorum. Fy'yi bulurken açıyla teması olmadığı için F çarpı sinüs 37 yazıyorum. Şimdi şuraya sin 37 eşittir 0,6. Cos 37 eşittir 0,8'i yazdım sevgili gençler. O zaman yerlerine yazarsak, buraya 0,6 yaparsak burası ne yaptı? 0,6 F yaptı. Buna bakalım. Buraya da 0,8 yazarsak bu da 0,8 F yaptı. Şimdi sevgili gençler, burada F değerimiz vardı bizim. İpi takip ettiğimiz zaman buranın değeri de F çıkıyordu, değil mi? Şimdi artık bu F ile işim bitti. Çünkü bunun bileşenini ayırdım. Bileşenlerini ayırdım çünkü. Yukarıya doğru burada F var. Bir de ne var yukarıya doğru? Fy bileşeni var. Ben bu Fy'nin değerini ne bulmuştum? 0,6 F bulmuştum. O zaman F artı 0,6 F eşittir. Aşağıya doğru bir 100 yükün ağırlığı, 20 N makaranın ağırlığı, 120 N vardı. Şimdi buradan arkadaşlar 1,6 F eşittir
120 yazdığımız zaman her iki tarafı şöyle yapalım. 16 f bölü 10 eşittir 120 yazdık. Onu karşı tarafa attık. 16 f eşittir 1200 yaptı. Hemen şunu 4'e böldük. Burası 300 yaptı. Bunu da 4'e bölünce ne yaptı? 4 yaptı. 4 f eşittir 300 yaptı. F'in değeri de burada ne yaptı? 75 Newton yaptı. Şimdi biz F'in değerini bulduk ama bize neyi soruyor? İp gerilmesini soruyor arkadaşlar. Peki T ip gerilmesi neye eşitti bakın? 0,8 F'e eşitti. O zaman T eşittir 0,8 F'ti. Buradan da T eşittir diyorum. 8 bölü 10 çarpı 75 yazıyorum. Buradan şöyle yapalım. 8'de 10'u sadeleştirdik. Ne yaptı? 2'ye böldük. 4, 2'ye böldük. 5 yaptı. 5 ile de 75'i sadeleştirdik. Ne yaptı? 15 yaptı. T eşittir. 4 çarpı 15'ten T'nin değerini 60 Newton olarak bulduk sevgili gençler. Yine burada yapmamız gereken neydi? Bakın F'i bileşenlerine ayırdık. Bir tane yatayda, bir tane düşeyde bileşeni vardı. Bu Fy ile buradaki F'in toplamı 120'yi vermek zorundaydı. T'de doğrudan bu tarafa doğru olan Fx'e yani 0,8 F'e eşit olacaktı. Denklemi kullandığımız zaman T değerini 60 Newton bulduk sevgili gençler. Evet arkadaşlar, videomuzun burada sonuna geldik. Diğer videomuzda palangalar sistemiyle basit makineler konusuna devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her kapanışta olduğu gibi fiziği sevin, fizik sevmeyen üzülür diyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar.